süperstar Ajda Pekkan. 8 yıldır birlikte olduğu kendisinden tam 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu'yla ilişkisi hakkında ilk kez konuştu ve bakın neler söyledi. Bir fidanı, güller açan dalı. İyi akşamlar. Ay çok güzel bir geceydi, kaçırdınız. Beraber. Azdık beraber. Çok güzel düetler yapılmış. Ya düet yaptık hep beraber. Nilüfer, ben, Gülben, Funda. Yıkılıyordu akşam yani gerçekten. Ben de bilmiyorum yani o anda hiç tahmin etmiyordum yani. Ben normal bir geceydi benim için ama çok güzel oldu. Şov oldu yani sonunda. Sahnede düet yaptın. Normal hayatında bir düet gelir mi bu konuyla? Ya bilmiyorum, her şey sürpriz var yani, olabilir tabii, niye olmasın, olabilir. Sürpriz dediniz, nasıl bir sürpriz var? Var mı sürpriz? Olduğu zaman sürpriz. Ne bileyim. Peki, şu an. Yeni yılda sahne alacak biz yoksa. Var işte, biz Kıbrıs'ta. Evet. Ondan sonra. Söz konusu 300 bin lira. Çocuklar ya. Birisi bir yalan söylüyor, arkasından her, yani yalan derken yanlış anlamayın yani şey, birisi bir şey atıyor daha doğrusu. Onun için herkes arkasından koşuyor onun, öyle bir şey yok. Yani normal tabii ki. Çok para harcar mısınız? Ben mi? Evet. Normalde ülkeden... Hayır. Herkese tavsiye ediyorum. Kıyafetlere çok para harcamayın. Bülent Bey'le ilişkiniz nasıl gidiyor efendim? Gayet güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Teşekkür ederim. 2018 nasıl geçti sizin için? Onu da son kez öğrenelim. Nasıl? 2018 sizin için nasıl geçti? İyisiyle kötüsüyle. Basat. Basat. Ama 2019'dan çok beklentimiz var. Hepimize bol şans diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Tarkan'la. Kızını görmedim ama göreceğim. Göreceğim. Ama inşallah en kısa zamanda görürüm. Çok üzülüyorum çünkü göremediğim için. Çok sevgiler. İyi akşamlar. Yılında başladı. Bülent Çavuşoğlu o yıllarda sosyetenin en havalı kadınlarından Tuğçe Eğilik'le evliydi. Bu ilişkiyi öğrendikten sonra tam bir yıl sonra öğrendi. 2011'de boşanma davası açtı. 2014'te de boşandılar. Şimdi Cenab-ı Allah bir kere insanlara ayrılık vermesin. Amin. Ha, eğer bir anlaşmazlık varsa en güzel yolu da ayrılmak da olabilir. Neden bir evliliğe giderken canla başla gidiyorsun, mutlu oluyorsun, seviniyorsun da ama eğer geçimsizlik varsa, hiç geçinemiyorsan, anlaşamıyorsanız niye ayrılık olmasın ki? O da ya da gönlüm başka bir kadına gittiyse. Yok öyle demeyelim de bir. Ne? Ya sadece yani bir başka kadına gitme yahut da başka bir eşe gitme değil. Hı. Bazen insanlar ten uyuşmuyor. Bazen huy uyuşmuyor. Uyuşmuyor. Bazen aile yapısı uyuşmuyor. Bazen örf, adet, gelenek, görenekler uyuşmuyor. Bu durumda evli kalmak bile büyük işkencedir bir insan için. Ben öyle düşünüyorum. Ha, onun da yolu ayrılıktır. Ama ayrılık varken ayrılığın bir tarafı da vardır. Hayır, ya benimsin ya toprağısın deme zihniyeti vardır. İşte o zihniyet insanlık değildir. Bir yerde eğer mutlu değilseniz, sen mutlu değilsen ya da karşındakini mutlu edemiyorsan en güzel yolu ayrılmaktır. Hmm. Medeni şekilde. Çünkü Bülent Çavuşoğlu'nun Tuğçe Eğilik'le evliliği ihanet yüzünden bitti. Tuğçe Eğilik açtığı boşanma davasında eşim beni Ajda Pekkan'la aldattı dedi. Tabii şimdi bunlar da girdi aslında o dava dosyasına. Böyle şeyler olması muhakkak ki iyi bir şey değildir. Ama ayrıldıktan sonra evlenmişlerse birlikteler. Yani o ayrılıklar bitmişse Ajda Hanım'a ben önce kendisine sanat hayatına başarılar diliyorum. Ömür olarak da benden küçüktür yaş olarak. Kendisine nice mutlu yıllar sizden diliyorum. Sizden küçük mü? Ben de küçüktü biliyorum.